Değerli arkadaşlarım, tekrardan hepinize merhabalar. Önce ikinci Mahmud'u işledik. Doğru mu Sinan? Evet. Islahatlarını işledik. Yaklaşık olarak 83 dakikalık bir videoyla rekor kırdık. Tabii bölüp izleyebilirsiniz. O ayrı bir konu ama bazı şeyleri biz bölemiyoruz açıkçası. Bunlardan biri de Abdülmecid ıslahatları ve Abdülmecid dönemiyle ilgili. Ülkemizde genel bir yanlış var değerli arkadaşım. Bu yanlışı düzelterek bir başlayalım. Tanzimat Fermanı mesela Sultan Abdülmecid hemen başa geçtikten sonra hatırlayalım. Önce bir hafızamızı yoklayalım. Sultan Abdülmecid 2. Mahmud'un ölümüyle başa geçmiştir. Ve başa geçtiği zamanda elinde bir yani kucağında bir sorun bulmuştur. Bu sorunun adı Mehmet Ali Paşa sorunuydu, hatırlayalım. Ve o Mehmet Ali Paşa sorunu çözmek amacıyla da biliyorsunuz ki 1840 tarihinde Londra Konferansı düzenlenmiştir. Doğru mu? Şimdi hatırlarsanız ben 2. Mahmud'a şöyle bir ifade kullandım. Tanzimat Fermanı aslında ilk hazırlayan 2. Mahmud'tur. Ancak ona nasip olmadı. Sultan Abdülmecid'e nasip olmuştur. O ayrı bir konudur. Ama sonuçta ilan eden Abdülmecid. Şimdi ülkemizde şu yanlışı düzeltelim. Tanzimat Fermanı eşittir. Tanzimat dönemi demek değildir. Ferman adı üzerinde belli bir tarihte yayınlanan gün, ay ve yıl olan bir şeydir. Yani anlık bir olaydır. Tanzimat dönemi ise Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 5. Murat'ı içine alan ve 2. Abdülhamid'e kadar giden yani tarihi bakımından 1839'da başlayıp 1876'ya kadar geçenki sürenin adıdır. Dönem diyoruz zaten fark ettiyseniz. Yani dönem bir günlük bir şey değildir. Uzunca süredir. O yüzden Tanzimat Fermanı eşittir Tanzimat dönemi demek değildir. Bir kere bunu anlayacağız. Tamam. İki, Sultan Abdülmecid'in Türk tarihinde iki tane büyük olayı var. Biri Tanzimat Fermanı ilan etmesi, ardından ise 1856 tarihinde ise Islahat Fermanı ilan etmesi. Bir kere şunu bileceğiz. Hem Tanzimat Fermanı ilan eden hem de Islahat Fermanı ilan eden devlet adamımız Abdülmecid'dir. Tamam, bir kere bunu bilelim. Hem Tanzimat hem Islahat Abdülmecid. Peki Abdülmecid ilk tahta çıktığındaki karşılaştığı sorun Mehmet Ali Paşa sorunu değil miydi? Peki Mehmet Ali Paşa sorunu için yeni Avrupalı devletlerden destek istedi. Doğru mu? Zamanında babası da istemişti ama vermemişlerdi, hatırlayın. Arkadaşlar, bu desteği tabii ki İngiltere, Fransa olumlu yanıt verecek ama biraz da biz onları memnun etme gayesiyle içimizde yaşayan gayrimüslimlerin özellikle Fransız ihtilalinden bu yayılan ulusluk akımın etkisini azaltabilmek, Londra Konferans kararlarında ne yapabilmek? Etkili olabilmek. Gayrimüslim tebaaya haklar vererek Osmanlı Devleti'ne bağlılığını arttırabilmek gibi bir amacımız var ve bu amaç doğrultusunda da bizler ne yapıyoruz? Mustafa Reşit Paşa yazmıştır bunu ve Osmanlıcılık politikası doğrultusunda Sultan Abdülmecid tarafından 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda okunmuştur. O yüzden de zaten bu fermanın diğer adı nedir? Gülhane-i Hatt-ı Hümayun'dur. Anlaştık mı? O zaman biz önce şunu bir yazalım. Tanzimat Ferman diğer adını bir yazalım değerli arkadaşlarım. Gülhane-i Hatt-ı Hümayun'dur. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Orijinal adı da budur aslında. Yani Tanzimat, biz daha sonraki söylediğimiz şey. Tanzimat bu arada ne demektir? Tanzim, düzenlemek. Yani mevcut şartları ıslahattan daha geniş kapsamda kullanılan bir kelime olduğunu söyleyelim. O zaman Tanzimat Fermanı ilan edilme nedenlerine bakalım önce. Doğru mu Sinan? Evet, ilan edilme nedenleri. Birisi şuydu. Ne dedik? Londra Konferans kararlarında etkili olabilmek. Londra Konferansı kararlarında etkili olabilmek. Bu Londra Konferansı niçin yapılıyordu? Bir daha hatırlayalım. Mehmet Ali Paşa sorununun çözülmesi amacıyla toplanmıştı. Şimdi bu arada Tanzimat Fermanı'nın Londra Konferansı kararlarında etkili olabilmek amacıyla ilan edildiğini nereden anlıyorum? Bir de o tarafı da var. Sonuçta Tanzimat Fermanı senin içindeki gayrimüslimlere yönelik bir şeydir. Şöyle bir ifade var Tanzimat Fermanı'nda. Bu diyor, yani eski usulü idareten tamamen yok ettiğimiz bu Tanzimat Fermanı'yla diyor, ilgili dost devletlere duyurulması şeklinde bir madde var. Bak, bir daha söylüyorum. Diyor ki Tanzimat Fermanı'nda Abdülmecid, biz diyor eski idareyi yok ettik. Yani eskidenki olanların hepsini attık. Yeni bir dönem başlıyor diyor Osmanlı'da. Bunu da diyor dost devletlere bildiririz. Diyor ki içimizdeki gayrimüslimlere haklar veriyoruz. Siz de bunu görün ve bizim iç işlerimize müdahale etmeyin. Artı bize Londra Konferans kararlarında Hristiyan tebaaya yaptığımız bu iyileştirmelerden dolayı bize yardım edin. Anlaşıldı mı burası?
Yani eski idarenin tümüyle tasfiye edildiğini, yeni bir idarenin başladığını, onun da başlangıcının tanzimat fermanı olduğunu ve böylelikle bunun da dost devletlere bildirilmesi sağlıyor. Amaç burada ne? Fransa ve İngiltere'nin özellikle Londra konferans kararlarında bizlerin yanında yer almasını sağlamaktır. Anlaştık. İki, başka neden biz bu fermanı ilan ediyoruz? Hadi bakalım. Hangi ihtilalin etkilerini azaltabilmek? Fransız ihtilalinin etkilerini azaltabilmek. Peki, gayrimüslimlere haklar vererek, doğru mu? Gayrimüslim tebaaya haklar vererek devlete bağlılıklarını arttırmak. Çünkü isyan ediyorlar. Biliyorsunuz Sırp isyanı var, Yunan isyanı. Devlete olan bağlılıklarını artırmak. Bağlılıklarını artırmayı hedefliyoruz. Evet, niye biz Tanzimat Fermanı ilan ediyoruz? Buyurun. Avrupa devletlerinin azınlıkları bahane ederek, iç işlerimize karışmasını engellemek. Evet, bu sebeplerden dolayı bizler Tanzimat Fermanı'nı 1839 tarihinde ilan ettik. Dikkat! İlan edilirken hazırlayan devlet adamını bileceksiniz. Hazırlayan kim? Mustafa Reşit. Evet, hazırlayan. Peki hangi fikir akımı doğrultusuna yapıldığını bileceksiniz. Osmanlıcı. Evet. İlan eden devlet adamını yazmama gerek yok zaten. Abdülmecid'i işliyoruz. Doğru mu? Bir de Tanzimat Fermanı'nın neyini işleyelim değerli arkadaşlarım? Önemi. Şimdi onları bir tek tek yazalım. Buyurun. Hazırlayan kimdi? Mustafa Reşit Akça yakıma geliyor. Ankara'nın teknik direktörü. Halbuki ne? Mustafa Reşit Paşa. Reşit Paşa. Söyleyemedin mi paşa kelimesini? Niye? Birden öyle. Allah Allah. Hadi sen söyle bakalım. Şu pick up, o pick up, bu pick up. Söyleyemiyor mu? Tekerleme yok mu? Yardım. Fikir akımı neydi? Tüm tebaayı babası, değil mi? Babası derken yani kastettiğimiz İkinci Mahmut'tan bahsediyorum. İkinci Mahmut onu nasıl demişti hatırlayalım. Ben Müslümanımı camide, Hristiyanımı kilisede, Yahudimi havrada tanırım. Yani ancak orada ayırt ederim. Yoksa diğer türlü, her türlü benim arkadaşlarımdır, tebaamdır. Ben anlamam demiştim. Önemi ne? Bak şimdi. Tanzimat Fermanı sonunda der ki, sonunda en son maddesi. Bu tebaaya, yani bu kanunlara ve bu uygulanışa Sultan Abdülmecid de uyacak. Ha, o zaman Sultan Abdülmecid kendi hakkını kendi kısıtlamış. Bu fermandaki tüm maddeleri Abdülmecid uyacağım demiş. Abdülmecid uyacağına göre, bunlar da kanun metni olduğuna göre, bunlar kanun olacak. O zaman dikkat. Mantıken kanun gücünün padişah gücünden daha üstün olduğu vurgulanmış mıdır burada? Vurgulanmıştır. O zaman dikkat. Bu ileride anayasa maddelerine de örnek teşkil edecek. O yüzden Türkiye'de veya Osmanlı Devleti'nde ileride kanun esası ilan edecek. Yani ilk anayasamız, Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası, bu anayasaya geçişin ilk aşaması sayılır. Bir daha söyleyeyim. Demokratikleşmenin ilk aşaması Senedi İttifak'tır. Anayasacılığa geçişin ilk aşaması Tanzimat Fermanı'dır. O zaman bizler de önemini şöyle yazalım. Kanun gücü üstünlüğü, diğer adıyla hukukun üstünlüğü. Kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. Anayasacılığa geçişin neyi sayılmış? İlk adımı sayılmıştır. Doğru mu hocam? O zaman benim de bilmem gereken özellikle şu önemli noktası çok kıymetlidir. Haberiniz olsun. Peki bu fermanda neler yazıyormuş ki biz bu önemine bunları yazabiliyoruz? Şimdi önemini yazdığına göre ferman içeriğine de bakmak lazım. Öğrenci arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı maddelerini sorulduğu takdirde nasıl ayırt ederiz mantığı vardır. Ben onları kısaca şöyle bir ayırt edeyim değerli arkadaşlar. Şuraya Tanzimat Fermanı, şuraya da Islahat Fermanı yazıyorum. Bir kere şunu bilelim. İkisi de Sultan Abdülmecid zamanında ilan edilmiştir. Dikkat edelim. Ben ilk defa gayrimüslimlere kendi içine hak veriyor muyum? Daha fazla hak. Peki bu daha fazla hak yetmiş olsaydı Islahat Fermanı'na ihtiyaç var mıydı? Var mıydı?
Yoktu. O zaman Tanzimat Fermanı yeterli gelmemiş ki ıslahatla ilan edecek meclislerde. O zaman aynı mantıkta düşündüğün zaman verilen bu haklar demek ki Müslüman tebaayla gayrimüslim tebaayı tam olarak eşitleyememiş. Doğru mu? Tanzimat Fermanı'nda tüm gayrimüslim ve Müslüman eşitleseydi ıslahata ne gerek vardı? O yüzden dikkat. Tanzimat Fermanı'nda Müslümanların hakları buradaydı. Öncesinden bahsediyorum. Gayrimüslimin hakkı buradaydı. Tanzimatla bunlar yükseltildi. Ama tam eşitlik var mı? Yok. Islahatla tam eşitlik olacak. O yüzden başlarda özellikle Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı arasındaki bazı farklar var. Anlamanız için. Peki. Tanzimat Fermanı'ndaki hangi ifadeyle, Islahat Fermanı'ndaki hangi ifade bizlerin bu sınavda maddesel olarak ayırt etmemizi sağlar? Tanzimat Fermanı'nda herkes... Herkes ifadesi Tanzimat Fermanı'nda. Diğerinde? Evet, daha çok kullanılır. Herkes can ve mal, ırz güvenliği korunacak. Tanzimat mı, ıslahat mı? Tanzimat. Gayrimüslimlerin önüne cizye vergisi kaldırılacak. Tanzimat mı, ıslahat mı? Herkese mahkemeler açık olacak. Tanzimat. Gayrimüslimler okul açacak. Islahat. Oturup bunun maddelerini böyle tek tek ezberlemenizi gerektirecek bir şey yok arkadaşlar. Ya zaten direkt olarak da maddenin sorulduğu da bir sınav sorusu gelmemiş şimdiye kadar. Ama ne olan arkadaşlar gelen hangi Tanzimat Fermanı maddelerinden biri değildir de ki mantık aramanız ne olması lazım? Herkes kelimesi olması lazım. Gayrimüslim çünkü bir şimdi bak sen Tanzimat'ı yayınladın. Müslüman hala burada, gayrimüslim hala burada değil mi? Mantıken kime hak vereceksin de tekrardan Müslümanla işleyeceğim? Mantıken gayrimüslime. O zaman ifadeler burada ne olur? Gayrimüslim olur. Heh. Meseleyi anladınız mı? Yani sen senin azınlıkta bıraktığına hak verirsin ki Müslümanla eşitleyesin. O yüzden ıslahat fermanındaki ağırlık kelime nedir? Gayrimüslim kelimesidir. Sinan anladık mı? Adamsın. Hadi bakalım. Şimdi ben şuraya Tanzimat Fermanı'nın maddeleri yazayım bakayım bir. Tanzimat Fermanı'nın maddeleri. Bir, şimdiye kadar şunları öğrendik. Tanzimat dönemi denilen dönemle Tanzimat Fermanı aynı şey. Değil. Ama Tanzimat dönemini başlatan olay da sonuçta ne? Tanzimat Fermanı. Evet. Güzel. Şimdi başlayalım. Bir. Şunları maddelerinde ben şöyle bir sıralayayım. Şöyle. Beş tane. Üç, dört, beş tane yapalım. Evet. Ne diyor Tanzimat Fermanı'nda? Diyor ki Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın can ve mal güvenliği korunacak diyor. Irz güvenliği korunacak diyor. Burada kastedilen herkes değil mi? Evet, o zaman bizler de yazalım. Müslüman ve gayrimüslim tebaanın neyi korunacakmış? Can, mal ve ırz güvenliği korunacak. Şimdi insanların aklına şu gelebilir. E hocam, o zaman Osmanlı'da kimsenin eskiden can, mal ve ırz güvenliği yok muydu? Vardı. Ama burada artık onlar özel bir hissetmek istiyorlar kendini. Çünkü Fransız İhtilali'nden sonra artık her millet özel. Her millet özel olunca da insanlar istiyor ki bunları yazılı belgelerle bizlere sunsunlar. Olayın aslı bu. Yoksa Osmanlı'da onların ırz güvenliğini korumuyor muydu? Koruyordu. Ama buradaki mesele biraz daha yazılı hale getirip kanun maddesi haline getirebilmekti. Zaten amaçlanan da budur. Peki iki. Şimdi biliyorsun Osmanlı'da birçok vergi var. Bunlar gayrimüslimler de ödüyor, Müslümanlar da ödüyor. Diyoruz ki her Müslüman, mesela Müslüman oldum diye az, gayrimüslim diye oldum diye çok ödenme olayları olabiliyor. Örnek, mesela öşür onda bir ama haraç onda iki. Veya gayrimüslimler askere gitmemeleri karşı hangi vergi ödüyorlar? Cizye vergisi gibi vergiler var. Önce vergiler herkesin mali gücü oranında tahsil edilecek diye bir karar çıktı. Yani direkt olarak cizye vergisini kaldıralım, onu kaldıralım değil de önce ne çıktı? Herkes gücü kadar vergi verecek. Gücü kadar vergi verecek. Bu ne demek? Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alınmayacak. Bunun mantığı bana göre bu. Doğru mudur? Evet. Peki ne olacak? Askerlik. Şimdi bak. Gayrimüslimler biliyorsun eskiden askere gitmiyorlardı. Ne vergisi ödüyorlardı hatırlayın YouTube'dakiler. Cizye. Şimdi burada farklı bir durum ortaya konuyor. Sonuçta biz herkesi eşit kabul etmiyor muyuz? Eşit kabul etmeye çalışmıyor muyuz? O zaman içimizdeki gayrimüslimler de neye gitmek zorunda kalacak şimdi? Askerlik. O zaman askerlik herkes için vatan görevi haline getirmiştir. Herkes için vatani görev haline getirmiştir. Şimdi bunun ben bir yanlışını söyleyeceğim. Vatani görev haline getirmiştir.
Şimdi şöyle düşünün. İçimizdeki Rumlar isyan ediyor ve ben içimdeki Rumları asker alıyorum. Sizce onu vurur mu? Soydaşını vurur mu? Vurmayabilir. Bu da askerin içinde büyük bir sıkıntıya sebep olabilir. Ayrıca Rumca, Ermenice konuşmaları, bizim işte Türkçe konuşmamız, bunlar da sıkıntı olabilir. Artı 4 veya 5 yıl olarak yapacak diyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Kim yapar sizce? 4 yıl 5 yıl yapar mısın Sinan? 6 ay yaptın da canın çıktı lan. Kısa dönem yaptın da canın çıktı. 4 yıl 5 yıl. E tabii ki en çok hangi maddeye tepki gösterecekler gayrimüslimler? Bu maddeye. Çünkü biz diyecekler cizye vergisi ödüyoruz. Cizye vergisi kaldırılmasın, devam etsin diyecekler. İleride Osmanlı'nın start fermanında buna farklı bir çözüm daha getirecek. Ona yeri gelince söyleyeceğiz. Peki insanlar diyor ki yargılanmadan ne olmasın? Ölüm cezası verilmesin. Bakın arkadaşlar mahkemeler herkese açık olsun demişlerdir. Yargılanmadan ölüm cezası verilmemeli. Ölüm cezası verilmeyecek diye bir madde var. Yani mahkemeler herkese ne olacak? Açık olacak. Mahkemeler herkese de ne olacakmış? Açık olacakmış. Tanzimat Fermanı'nın bir başka maddesine göre. Peki ülkemizin özellikle 17. yüzyıldan sonra devlet kademesinde yükseltilmesinin temel şartı rüşvet. Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin yıkan en önemli olaylardan bir tanesi rüşvettir. Niye? Şimdi rüşveti verdiğin takdirde liyakat esası olmuyor. Liyakatsızlık yani senin aslında olmaman gereken yerde sen olmuş oluyorsun. Böyle de devlet hizmetlerinde büyük aksamalar meydana geliyor. O yüzden dikkat, özellikle maddeye dikkat edin. Ülkenin harap olmasına vesile olan rüşvet yapılacak olan bir kanunla kaldırılacak diyor. Yani rüşvet de artık ne olmayacak? Asla kimse bir yerlere kadar gelmeyecek. Demek ki rüşvet Osmanlı'da ne kadar fazla veriliyor ki böyle bir madde konuluyor. Bir kere daha söyleyeyim. Ülkenin harap olmasına yol açan rüşvet kaldırılacak. Rüşvet kaldırılacak ya da onun hakkında etkili bir kanun çıkar. Kaldır zaten herkes kaldırılacak diyor. Rüşvet yasal mı? Değil ama bir türlü önlenemiyor. Onun için etkili bir kanun çıkartalım deniyor. Tanzimat fermanını anladık mı? Herkes kelimesi çok kıymetli bir kelimedir. Peki Tanzimat yetti mi? Yetmedi. Tanzimat kimi mutlu etti? Müslümanlar. Kimseye yetmedi. Müslümanlar dedi ki gayrimüslim hakkı bana yaklaştı. Gayrimüslim dedi ki kardeşim ben niye askere gidiyorum dedi ya. Ben dedi askere çağıracağım ben Rum'um. Sen Rum'la savaşıyorsun. Ben Ermeniyim. Ermeniyle savaşıyorsun. O zaman ben böyle bir şey istemem. Buna dedi çözüm bul. Hadi diğer maddeler neyse dedi. Şu çok sıkıntı. O zaman bazı maddelerine Müslümanlar, bazı maddelerine gayrimüslimler, bazılarına da mutabık kalınan maddeler vardır. Hem Müslümanlar hem gayrimüslim tebaa için. Tanzimat fermanı yetseydi emin olun ıslahat fermanına gerek duyulmayacaktı. Ancak Sultan Abdülmecit dönemleri önemli dönemlerdir. Önce Mısır meselesi, ardından Boğazlar meselesi, ardından ise Paris Barış Konferansı yani Kırım Savaşı'nın ardından yapılan bir konferans var. Şimdi o konferansa da gidiyoruz. Güya yenmiş vaziyette gidiyoruz. Çünkü arkamızda İngiltere, Fransa vardı hatırlayalım. Rusya'yı yendik. Ama anlaşma masasına oturduğumuz zaman ne oldu? Sanki yenen bir devlet değil de yenik bir devlet muamelesi görmüştük. Hatırlıyorsunuz mu? Şimdi burada dikkat. Bizler de bunun olabilme ihtimalini masada kendimizi güçsüz bulduğumuzdan dolayı söyleyeyim. Osmanlı ne yapmaya karar verdi değerli arkadaşlarım? Dedi ki bir ferman daha ilan edelim. Gayrimüslimleri Müslümanlara tamamen eşit diyelim. Tamamen. Böylelikle adamların da ne yapalım? Gönlünü alalım. Bak adam nasıl zeki. Islahat fermanı Sultan Abdülmecit Paris konferansı devam ederken ne yapıyor? İlan ediyor. Bunlar da ilan ettiklerine Abdülmecit'e sen söz verecek misin diyorlar. O da vereceğim diyor. Bunun üzerine ıslahat fermanı Paris Barış Anlaşması'na ek olarak eklenmiştir. Ne demek biliyor musunuz? Anlaşmaya senin yapacağın şeyleri taahhüt ediyorsun. Ne gerek var? Yani biz Avrupalıları memnun edeceğimiz diye Sultan Abdülmecit'in yani ilan ettiği ıslahat fermanı hiçbir şeye çare olmamış. Bir de üzerine Paris Anlaşması'nın maddelerine girmiş. Yani anlaşmanın maddesi ne demek? Bunları sen yapacaksın demek. Doğru mu? O yüzden ıslahat fermanı bu sefer Müslümanları hiçbir şekilde tatmin etmemiştir. Çünkü hiç Müslümana yine hak var mı? Yok. Hep kime hak var? Gayrimüslim. O zaman bizler de klasik olarak ne yazalım? Islahat fermanı yazalım. Islahat fermanı. Tarihini de söyleyelim. 1856. Tamam. Tabii her zamanki gibi neyle başlayacağız değerli arkadaşlarım? İlan edilme nedenleriyle başlayalım. Aslında ilan edilme nedenleri aynı mı? Hemen aynı. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika.
İlan edilenlerini beraber bakalım. Burada Londra konferans kararlarında etkili olabilmek vardı. Burada hangi konferans düzenleniyor şu an? Paris. Yazalım ilan edilmelerini. Bir, nerede etkili olabilmekmiş? Paris, barış konferansı kararlarında etkili olabilmek. Kararlarında etkili olabilmek. Şimdi, bazı şeyleri ezberlemenize gerek yok. Bak ikinci maddeye. Herkes ikinci maddeye baksın burada. Fransız ihtilalinin etkilerini azaltabilmek hala amacımız mı? Amacımız. Gayrimüslim tebaaya haklar ve devlet olan bağlılıkları arttırmayı hedefliyor muyuz? Evet. Avrupa devletlerinin azlıkları bahane ederek içlerimize karışmasını engellemek. Evet. O zaman 2, 3 ve 4. madde ıslahat fermanında da aynıdır. Doğru mu? O zaman bizler de şöyle yazalım. Tanzimat fermanının 2, 3 ve 4. maddeleri burada da geçerlidir. Burada da geçerlidir. Şimdi hepinize soralım. Islahat fermanındaki fikir akımı batıcılık mı, Türkçülük mü, İslamcılık mı, Osmanlıcılık mı? Osmanlıcılık. Niye cevap vermiyorsunuz ya? Sinan. Oğlum uyuyor mu, ne yapıyorsun yine? Gözlere kıstın vallahi gene Japon gibi. Yemin ediyorum var ya, şöyle bir gözüm olmadı biliyor musun? İlkokulda ne uyutmuşsundur hocaları sen. Evet, bir kere daha sor. Osmanlıcılık. Niye cevap vermiyorsunuz? Amacınız Osmanlıcılık. Müslümanla gayrimüslimi eşit görme değil mi? E o zaman ben hala Müslümanı, gayrimüslimi Müslümana yaklaştırdığıma göre, eşit görme arzusundan dolayı bunu yaptığıma göre, amacım din, dil, ırk fark gözetmeksin. Herkes Osmanlı vatandaşı sayma anlayışı olan Osmanlıcılık gözetilir burada. Bir kere senin bunu bilmen lazım. Şimdi o zaman bizler de ilan edilme sebeplerinden sonra biz de ne yazalım? Fikir akımı ney? Osmanlıcılık. Osmanlıcılık. Doğru mu? Heh, şimdi gelelim. Islahat fermanının maddelerinde en çok geçen kelime ne olacak? Bak buraya, gayrimüslim kelimesi kaç defa geçmiş? Bir kere. Dur, bir şey söyleyeceğim. Müslüman ve gayrimüslim tebaanın yazacağıma herkesin can ve mal güvenliği yazsam aynı şey değil mi? Evet. Gene herkes kelimesi geçer yani, istesem. Hani ben onu uzattım, öyle yazdım. O yüzden buradaki gayrimüslim kelimelerinden ıslahat fermanı olduğunu anlamanız lazım. O yüzden bizler de ne yazalım? İlan edilme nedenlerinden sonra fermanın maddeleri yazalım. Ferman deyince aklımdaki şey geliyor ya. Doktor neydi? Ferman var ya, izliyor musun? Yok, o değil de. Neyi bir zamanlar Çukurova'yı mı izliyor? Yok, Ferman Akgül'ümdü. Manga grubuna sarışın. Aa, oradan aklına geliyor. Vay kardeşim benim vay. Sen bilmezsin, bu Walkman'de şey dinlerdi. Sincan Lisesi'nden. Evet. Böyle Walkman dinlerdi ama Azer Bülbül dinliyor yani. İlle de seni dinliyor. Öyle düşün. Fermanı maddeleri. Müslüman gayrimüslim. Kanun önünde ne olacak? Bir kere eşit olacak. Tamam, bir onu yazalım. Müslüman ve gayrimüslim. Kanun önünde eşit olacak. Kanun önünde ne olacakmış? Eşit olacak. Bir kere bu zaten artık tamamen eşitlendiğinin göstergesi oluyor. Şunları maddesel olarak yazayım. 4 tane maddeyi buraya yazalım. Sonra devamını oradan devam ederiz. 2. Mesela devlet hizmetlerine veya askere, biliyorsun askere belki alım olarak hani ne gibi gözüküyor değerli arkadaşlarım? Sadece askerin er bakımından bakmayın olaya. Askerin içinde sadece er mi var? Yok. Subay yok mu? Var. İşte efendim üst düzey rütbeliler yok mu? Var. O yüzden sadece devlet memurluğu için de düşünmeyin. Devlet memuru ve askerlerin rütbeli asker olabilmek için hani eskiden olan Müslüman olma şartı kaldırılmıştır. Yani tüm tebaa artık devlet memurluğa ve askerliğe geçiş yapabilir. Jandarma olabilir. Anlatabiliyor muyum? Atıyorum. Redif birlikçi olabilir veya başka şey olabilir. O yüzden bizler de yazalım. Nedir? Tüm tebaa devlet memurluğu ve askerlikten ya da askeri hizmetlerden faydalanacak. Faydalanacak. Tamam. Evet başka. Biz gayrimüslimlerin memnun etme çabasında olduğumuza göre. Gayrimüslimlerin kendi dini var mı? Var. Kendi dili var mı? Var. Kendine ait ne açmak isteyecekler bunlar? Okul. O yüzden gayrimüslimler ne açabiliyor? Kendi milleti adına
okullar açabiliyor. Ne yazalım? Gayrimüslimler ne açacak? Okul açabilecek. Açıldı mı peki? Evet. Sizin fırsatı değerlendirmişler midir? Oo! Robert Kolejlerinden tut, Amerikan Merzifon Kız Koleji'nden tut, San Josef'lerden tut. Öyle okullar açtılar ki Türkiye'nin yani Türkiye'de bana göre ilk kolejleşme Osmanlı dönemine aittir. Bunları da açanlar hep fark ettiyseniz yabancı uyruklular. Evet, başka. Mesela askerlikle ilgili madde vardı. Hatırlayalım maddeyi. Neydi? Herkes askerlik yapacak. 4 yıl veya kaç yıl? 5 yıl. Buna itiraz edince ne değiştirdi Osmanlı Devleti? Şunu değiştirdi. 1. Cizye vergisini kaldıracağım. Cizye vergisi askere gitmemeleri için ödedikleri vergi değil miydi? Peki ben cizye vergisini kaldırsam mantıken bunları asker alacağım. Diyor ki Osmanlı, askere gelmek isteyenler gelebilir. Bak gelebilir. Veya askere gitmemeleri karşısında nakit bir parayı vererek Osmanlı Devleti'ne askere gitmekten muaf tutulacaklar. Yani günümüzdeki hangi askerlik tipi bu? Paralı, yani bedelli askerlik tipi. Doğru mu? O yüzden bizler de şöyle yazalım. Hangi vergi kaldırıldı? Cizye vergisi kaldırıldı. Kaldırılacak. İsteyen ne yapıyordu? Askere alınacak. İstemeyen ise ne yapacaktı? İstemeyen ise belirli bir nakit para vererek, toplu tabii, vererek ne olacak? Askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Olay bu. Böylelikle gayrimüslim asker artık gene gitmiyor. Ama ne veriyor? Nakdi bedeli tümüyle veriyor. Şimdi bak, cizye öyle değil. Cizye her sene verirsin, kaç lira verirsin? 100 lira. Doğru mu? Şimdi sen adam askere gitmemeleri karşısında ondan ne istiyorsun? Nakdi direkt para. Yani kaç lira? Mesela bugün günümüzde bedelli askerlik ne kadar? Diyelim ki 30 milyar. Şimdi 15 de ileriki zamanda 30. 30 milyar. 30 milyar bir anda vereceksin. Olayın hassasları bu aslında. Evet, fermanın diğer maddelerinde şuradan devam edelim değerli arkadaşlarım. Neler vardır acaba? Evet, neler vardır? Mahkemeler herkese açık olacak. Aslında o yukarıdaki yerde de vardı. Aslında ıslahat fermanında zaten tanzimat fermanı onaylayan maddeler de vardır. Yani oradaki görülen maddelerden ıslahata uyanları oraya da anlıyor. Yani buraya ne yazsak gene oluyormuş? Mahkemeler ne olacakmış? Herkese açık olacak. Ancak burada bir şart da var. Eğer öyle hatırlıyorum. Gayrimüslimlerin şahitliği kabul ediliyor. Yazıyor mu orada? Bir bakın bakalım. Gayrimüslim, bak eskiden gayrimüslim şahit kabul edilmez. Ve herkes kendi inancına göre. Tabii, aynen. Herkes kendi inancına göre yemin edecek, doğru mu? Ha. Şimdi burada gayrimüslimin şahitliği çok önemli. Bak bunu söyleyeyim size. Eskiden kabul edilmiyordu çünkü mahkemelerde, şimdi kabul ediyor. Mahkemeler herkes eşit olacak, açık olacak. Gayrimüslimlerin şahitliği kabul edilecek. Kabul edilecek. Diğerleri de işte kendi dinine göre yemin edebilecek. Sen vallahi diyorsun. Adam başka bir şey diyor. Doğru mu? Başka? Bir de ikisi arasındaki davalar. Karma mahkemeleri, evet. Yani karma mahkemeler dediği Müslümanla gayrimüslim kendi aralarında çatıştı mı? Çatıştıktan sonra buna karma mahkemeler bakacak. Yani eskisi gibi sadece şer'i mahkemeler veya cemaat mahkemeleri bakmayacak. Bunu da söyleyelim. Aynen öyle. Peki yazışmalar var. Mesela Osmanlı Devleti yazışmalarda özellikle gayrimüslim tebaa için veya halkın kullandığı ifadeler ve deyimler vardır. Mesela işte gavur kullanır mıyız genelde Türkiye'de, Cumhuriyet'te? Kullanılmıyor mu? Mesela gavurla başlayan bir tamlama söyle bana. Gavur. Herif. Başka? Gavur yani, icadı. Bak en çok kullanılan kelime gavur icadıdır. Yani işte televizyonu. Gavur neyi gibi kullanma? Yavurmalı gibi kullanma. Yok ona ben denk gelmedim. Gavur icadı çok kullanılır. Özellikle televizyon mesela ilk Türkiye'ye geldiği zaman hep gavur icadı. Telefon gavur icadı. Bilgisayar gavur icadı. Gavurdan kastedilen kafir, Müslüman olmayan insanlar toplumunu kastediyor. Peki halkın en çok, daha sonra gayrimüslim tebaanın en çok kullanılmasını istemediği kelime ne biliyor musunuz? Gavur. O yüzden ıslahat fermanına tepki gösteren Müslümanlar ne diyecek biliyor musunuz? Gavura gavur bile demeyeceğiz diyecek. Çünkü yasaklanıyor. Yazışmalarda ve halkın kullanmış olduğu bütün terimlerdeki gayrimüslimlerin istemediği kelimeler ve aşağılayıcı ifadeler kaldırılmıştır. Tamam, onu bir yazalım.
Evet, gavura gavur bile denmeyecek. Aslında özeti bu. Yazışmalarda veya halk tarafından kullanılan gayrimüslimleri aşağılayan tabirler, ifade ve tabirler kaldırılacak. Tabirler kaldırılacak. Sadece gavur olarak bakmayın. Zındık. Değil mi? Sünnetsiz. Kafir, müşrik gibi. Bir ton bu çoğaltılır yani. Evet, zındık kelimesi de çok kullanılır Osmanlı Devleti'ndeki tebaanın, yani halkı, Müslüman halkın kullandığı kelime. Şey karıştı, zındık herif demedim. Heh, ben sen gavur herif demedim yani. Evet, şimdi tabii bir başka bilmemiz gereken ifade ise yabancıların artık mülk satışı yapabilmesi. Bu çok önemlidir. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde de biliyorsun belirli bir oranda mülk satışı yapılabiliyor. Yani Alanya, Antalya biliyorsunuz, Trabzon bölgeleri özellikle son zamanlarda Arapların ve İngiliz Almanların Antalya bölgesi veya Alanya bölgesine bayağı bir satış aldığını görüyorsun. Yani artık senden benden biri oldular yani. Türkçe konuşuyorlar artık falan filan. O yüzden gayrimüslimler ne alabilecek artık? Gayrimüslimler mülk sahibi olabilecek. Mülk sahibi olabilecek. Peki mülk sahibi olurlarsa istedikleri gibi alırlar satarlar mı? Alıp satıp devredebilirler mi? Hepsi olacak. Doğru mu? Yani sadece mülk sahibi olmak yetmiyor. Yani onları istediği tasarrufta kullanabilme hakkına da sahip olacak. Başka? İltizam. Neydi iltizam? Bir özellikle iltizama bir dikkat edelim. İltizam neydi? Salyaneli mi, salyanesiz eyaletlerde miydi? Maaşsız. He? Salyaneli. Maaşlı. İltizam üsünü nerede kullanıyorsun sen? Maaş verebilmek için ihaleye çıkmıyor muydun? Evet. İhalenin adı iltizam. İltizamı kazanana mültezim. Doğru mu? Evet. Ömür boyu veriliyorsa malikane. Hatırlayalım, iltizam sistemini Fatih Sultan Mehmet'le başlıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'ten sonra ülkenin özellikle Kuzey Afrika bölgesine uygulanan iltizam sistemi tamamen kaldırılıyor. Zaten tımar sistemini biliyorsun, II. Mahmut kaldırmıştı. Şimdi iltizamı da kim kaldırıyor? Abdülmecid kaldırıyor. Ne demek istiyorum? İltizam usulünün kaldırılması demek artık ödeme şeklinin veya işte seyahat usullerinin değişmesi, insanların artık belirli yerlere daha çabuk mesafelerde varılması. Örnek vereyim mesela, eskiden bir hacca gitmek, gelmek 1 yıl. Haçta 10 gün duruyorsun ama gidip gelmesi tekrardan İstanbul'a kaç yıl sürüyor? 1 yıl. Ama şimdi o kaç güne indi mesela? 50 güne indi mesela. Böylelikle insanların maaşları daha çabuk ödenebiliyor. Afrika zaten bu arada iltizam sistemini kaldırmanın sebeplerinden bir tanesi de özellikle Afrika kıtasında uygulamıyor muyduk? Lan Afrika kıtası mı kaldı? Cezayir gitti. Şimdi Fas gidecek ileride, Tunus gidecek. Bir şey de kalmıyor. Yani iltizam uygulayacak bir sebebimiz de kalmıyor açıkçası. Peki iltizamı biz kaldırdık. Başka da şunu dedik kardeşim. İltizam usulüne göre de biliyorsunuz vergi alınıyordu. Hatta bu vergi alan, o iltizamı kazanan mültezim istediği vergiyi de ara ara toplayabiliyordu. Halktan şeyden habersiz, devletten habersiz. Mesela Anam vergisini 1/40'dan 1/44'e yükseltiliyordu. İstanbul onu duyana kadar adam toplamış oluyordu. Şimdi böyle olunca da iltizam usulü kaldıktan sonra şöyle bir karar alındı. Ne karar alınıyor? İnsanların bir, zaten gelirlerine göre vergi alınacak. İnsanların ödeyebilecekleri güce kadar, güçle ilgili bir vergi alınacak. Şimdi iltizam sistemini kaldırması kıymetli bir şey olduğunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Çünkü bozulmuştu. İltizam sistemi ne olacakmış? Kaldırılacak. Devamını bir oku bakayım. Devamda ne yazılmış? Bütün Osmanlı tebaası din ve mezhebinde ne olursa olsun aynı vergiyi ödeyecek. Evet, aynı vergiyi ödeyecek. Aynı vergiyi ödeyecek. Şimdi burada demek ki değerli arkadaşlarım vergi sistemiyle alakalı bir yapılandırmada söz konusudur. Şimdi bu anlattıklarım Tanzimat ve Islahat Fermanı. Şimdi bu burada gördüklerinizle ilgili ben bir ne yapayım, tekrardan bir işaretleme yapayım. Oldu mu? Bu videoyu tek bırakıyorum çünkü Tanzimat'la İslahat karşılaştırmanız amaçlı. Bazı videolar çok farklı yerlerde kalabilir ama bu videolar hem tek olması hem de ikisini birden tahtada görmeniz lazım. Bir, kesinlikle diğer adını bilmek zorundasınız. Hat-ı-Hümayun. İki, ilan eden devlet adamını bilmek zorundasınız. Mecid. Geldim. Hangi konferansın kararlarında etkili olabilmek? Londra. İndim. Hazırlayan devlet adamı kim? Mustafa Reşit.
Mustafa Reşit Akça hangi fikir akımı? Osmanlıcı. Peki bunun önemi neydi? Neye geçişin ilk aşamasıydı? Anayasacılık. Aynen. Güzel, çok güzel. Tanzimat Fermanı maddelerinden ben soru beklemiyorum. Açık söyleyeyim. Zaten yaparsınız arkadaşlar. Çok rahat şekilde. Islahat Fermanı da bu sefer hangi konferans kararlarında etkili olabilir? Aynen öyle. Fikir akımı gene ne? Aynen. Hiç değişmiyor. Burada özellikle hangi kelimeye dikkat edilmesi lazım? Ya gayrimüslim ifadesi veya tüm diye bir ifade var fark ettiyseniz. Tamam. İşte bakalım burada. Lehine olacak yani. Tabii lehine olacak. Direkt lehine. Bak gayrimüslim kelimelerini işaretliyorum. Bak gayrimüslim gene. Tamam. Efendim yine gayrimüslim kelimesi. Yani burada aslında çok rahatlıkla sizlerin ben yapabileceğine inanıyorum. Bu arada Tanzimat Fermanı'nda Tanzimat dönemi aynı şey miydi? Hayır. Hayırdır. O zaman ben şuraya bir Tanzimat dönemi yazayım. Neyin ne olduğunu bir daha anlayın diye yazıyorum. Tanzimat dönemi. Şimdi ne ile başlar ne ile biter? Bak. Peki. Tarih aralığını vereyim. 1839-1876. Peki 1839 nedir? Tanzimat Fermanı ile başlar. 1876 nedir peki? Yani neyin ilanına kadardır? Kanuni esas. Diğer adıyla yani kaçıncı meşruiyet? Birinci meşruiyete kadar geçen süredir. Peki burada bu zaman aralığına dönem ismi verilir. Bu dönemin 3 tane padişahı vardır. Tamam. Biz şu an ilkini işledik. Yani Sultan Abdülmecid'i işledik. Doğru mudur? Daha da devam edeceğiz Mecid'e. Islahatları kısmı var. Bir de ne vardı? Sultan Abdülaziz vardır. Bir de kaçıncı Murat varmış? Beşinci Murat. Şimdi bir olay anlatayım. Beşinci Murat'ın neyi yoktur? Çok kısa süre, 3 ay tahta kaldığından dolayı bir ıslahatı söz konusu değil. O zaman bizim Tanzimat dönemi 3 padişah kapsasa da aslında hangi dönemin ıslahatlarını işliyoruz biz? Hayır. Anlaşıldı mı? Evet, dönem 3 padişahtır. Ama 3. padişah 5. Murat 3 ay tahta kaldığından dolayı ıslahat yapamamıştır. O yüzden de aslında Tanzimat dönemi demek Abdülmecid ile Abdülaziz ıslahatlarının ortak adıdır. Tamam. Şimdi size bir soru. Sınava girdik. Ben o konuyu daha biraz sonra geleceğim. Aşağıdakilerden hangisi? Tanzimat döneminde yapılan ıslahatlardan biri değildir. O zaman ben ne yapacağım? Kafayı çalıştıracağım. Tanzimat dönemi kim kimdi? O zaman Mecid veya Aziz'den herhangi birinin yaptığı ıslahat Tanzimat döneminin içinde değil mi? İçinde. Örnek. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin döneminde yapılan ıslahatlardan biri değildir? A. İşte ilk defa demiryolu yapıldı. B. İlk defa İngiltere'den dış borç alındı. C. Ayanlıklar kaldırıldı. Köylere muhtar atandı. Var mı? O kimin ıslahatı? Mahmud. Ha, o zaman Tanzimat dönemi keşke böyle bir soru gelse ben rahatlarım. Niye rahatlarım? Hem Mecid hem Aziz ayırt etmeme gerek kalmaz. İkisini de kafamda çorba ederim. Zaten yaparım. Ama öyle gelmeyebilir. Ne demek isteyebilirim? Aşağıdakilerden hangisi? Sultan Abdülmecid zamanında yapılan bir ıslahat değildir. Değiştirdim. Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülmecid döneminde yapılan ıslahatlardan biri değildir. Doğru mu? Ya da 4 ıslahatı verip hangisi Mecid hangisi Aziz diye ayırt ettirebilirler gibi. Ama ben neyi bileceğim? Mahmud'u bilirsem zaten ancak bunları yapabileceğim. Çünkü bunların yanlış cevabı da, yani bize göre doğru cevap da ne oluyor gene? Mahmud'un yaptığı bir ıslahat oluyor. Anlaşıldı mı? YouTube'dakiler, iyi misiniz? İyiler. Tamam. Mecid Aziz burada biter. Ama neyi biter sadece? İlk başlangıç kısmı biter. Şimdi biz Sultan Abdülmecid'i işledik. Ama bunun döneminde yapılan ıslahatlar ve Sultan Abdülaziz döneminde yapılan ıslahatlar. Yani kısaca ne? Tanzimat dönemi ıslahatlarını ikiye ayıracağız. Mecid ve Aziz diye ben burayı ikiye ayırarak yazacağım. Kendinize dikkat edin. Mecid Aziz ıslahatlarında görüşmek dileğiyle.